aga bak, ben size söyleyeyim bak, bunun evlilik meselesinde bunun hiç kısmeti yok be ya. Vallahi dönüp dolaşıp o iş olmayacak gibi geliyor bana be ya. O şom ağzına toprak dolsun Cuma. Lan at ağzı, sen bu çocukların mürüvvetini, mutluluğunu görmek istemiyor musun lan? Tövbe de lan tövbe, niye toprak doluyor ağzım makam? En çok ben görmek istiyorum mürüvvetlerini, hemen evlensinler istiyorum. Çünkü gelin arabasının önünü keseceğim, Cevdet Bey'in hazırladığı o bahçe zarflarını kapacağım. En çok ben istiyorum evlenmelerini be. Abi ama bahşişim değil. Bence bu sefer var ya, evliliğe gerçekten çok yaklaştı. Aynen bence de. Bu sefer çok kararlı gittiler. İnşallah o günü alırlar. Kısmet. Abisinin 29 Nisan olursa o iş yatar. Sebep? Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Şevkat gitmez o düğüne. Aa, belediye onu düşünür herhalde. Derbi gününe nikah verecek hali yok belediyenin değil mi? 20 Şubat'ta olmaz. 20 Şubat olmaz. Ne Allah? 20 Şubat'ta da benim eniştemin kayınçosunun kankasının dükkan açılışı var. Lan geri zekalı mısın, rahatsız mısın, manyak mısın? Lan dadısının dadısı düğünden daha mı önemli? Oğlum köfteci dükkanı açıyor adam. Akşama kadar beleş köfte dağıtacak. Önemli tabii. Senin var ya bak, ağzını burnunu kırarım Kazım. Ekmeğin arasını alırsın, sonra şişlere basarsın böyle. Ekmek arası köfte ekmek diyor hala ya. Ekmeğimizdeyiz. Oğlum benim laflarımı bana satma lan. Ne? Hayırlısıyla bu çocuklar gitsin günü alsın. Bundan başka önemli bir şey yoktur. Evet. Yeter. Öyle demeyeceksin onu sen. Koreli çayca diyeceksin. Kazım bir şey söyleyeceğim. Köfteci ne zaman açılıyor lan, hangi tarihte? He? 20 Şubat. Çıkar şunu da duy bizi be ya. Aha Şevo geliyor. Lan Hüseyin, alo. Şevo geldi lan. Muhtar. Aa, tek gelmiş lan. Şevo, ne yaptın bana? Ya araba biraz ıslanmış da, o mu sürecin? Şevkat, kızlarla beraber gelinlik nikah şekeri falan mı almaya gittiniz? Bu nikah şekerlerinin numunelerinden unutmadın değil mi lan getirmeyi? Kardeşim bak, ben bu suratı çocukluğumdan beri tanırım. Burada bir sıkıntı var, bir problem var bu suratta. Ben size söyleyeyim ha. Hayırdır inşallah, ne oldu be ya? Ne toplaştınız bakalım? Maymunu araba silmeyi öğretmişler, onu bekliyoruz, onu izliyoruz öyle. Hangi maymuna be? İyi, bırak onu. Müzehir aklı, bir tuhaflık var. Ben dayanamayacağım, soracağım aga. Hadi. Şevo, bebeğim, gıdışım. Siz nikah tarihi almaya gitmediniz mi hayatım? Şimdi birincisi bu sorum, ikinci sorum bununla beraber iç içe. Durum nedir, niye böyle yani? Heh. Yok aga, cevap vermiyor yani. Herif hem cevap vermiyor hem karate git gibi daha hırslan silmeye başladı. Yağmurlu havada niye araba siliyorsa onu da hiç anlamış değilim de. Oğlum bu evlilik meselesi çok sakat. Vallahi evlilik aşkı öldürür derler. Aha. Vallahi onunla karşı karşıya sanırım duygusal olarak. Yemin ederim ilişki profesörü gibi oldum ha. O ne demek lan? İyi aslında haklı. Bakın bütün masallara. Keloğlan padişahın kızıyla evlenir, masal biter. Prens prensesle evlenir, masal biter. Evet. Ne o? Cinderella. Ayakkabıyı giyer, evlenir, yine masal biter. Aynen. Evlilik aşk masalını bitirir. Bitirir gider, oh. Niye bitirsin kardeşim? Siz yanlış biliyorsunuz da. Misal tezengelin benim masalımız daha yeni başlıyor. Gökten düşen üç elma gibi tezengelin ailesi dünyama düştü. Mutluluğum oldular la. Eminim öyledir. Ulan tıraş olan Pollyanna. Herif seni bir kaşık suda boğacak neredeyse. Sen hala hayal dünyasında yaşıyorsun la. Usta ben bir şeye kadar gittim de. Dükkanı da fazla boş bırakmadım ya. Lütfen kızma ya. Tamam Mücü. Tamam evladım. Hadi sen geç dükkanı. Problem değil. Geç. Allah Allah. Muhtar. Yani aşk böyle bu masalları bitirir diyordun da bence bu aşk masalı yani başlamadan bitti gibi görünüyor ama bilemiyorum yani. Yani bilemedim ama hiç Şevkat'a göre hareketler değil bunlar. Şevkat! Şevkat! Evlilik günü aldınız mı? Ha? Ha yok kardeş. Almadık. İyi. Neden? Gün yokmuş kardeş. Gün kalmadı dediler. He? Biz de öyle deyince almadık. Nasıl yani? Lan oğlum uzatmayın. Almadık işte diyorum lan. Almadık daha. Neyi uzatıyorsunuz? Tamam kardeşim. Sen... Hayır neyi uzatıyorsunuz? Tamam anlaşıldı. Sen... Oğlum bunu bir anlarsın. Neyi uzattığınızı tamam, bir açıklayın bana. Gel ben sana demin. Bir yasın nasıl o zaman? Gel bana. Bana ben siliyorum burada. Tamam tamam. Gel. Gel oğlum. Hayatım aşkım. Bir tane. Tamam gel. Yok gel. Yok sakin. Tamam biraz gergin. Tamam bir şey içelim. Tamam sakin ol. Şey yok. İyi iyi. Açın canım. Tamam bir çay vereceğim. Sakin ol kardeşim.
olduğunu anlatacak mısın yoksa böyle beton gibi duracak mısın? Anlatacak bir şey yok kardeş. Anlaşıldı balım. Sen bir şey anlatmayacaksın. O zaman şöyle yapalım biz soru cevap gidelim. Hah, Selami Bey çok doğru bir yere parmak bastı. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkürler, rica ederim. O zaman ilk soru da benden gelsin. Hı. Şimdi canım kardeşim, evlilik tarihi almak için gittiniz, alamadınız. Peki bu tarihi ne zaman almayı planlıyorsunuz acaba? Almayacağız kardeş. Nasıl evleneceksiniz o zaman? Evlenemeyeceğiz. Nasıl olur Şefkat kardeşim? Bu ortamda en evlenemeyecek insan müsveddesi olan ben bile evlendiysem sen nasıl evlenemiyorsun? Niye evlenemiyorsun? Çünkü kardeş, şu karşınızda gördüğünüz insan müsveddesi arkadaşınız resmi kayıtlarda evli görünüyor. Yani Şefkat var ya, inan çok alındık. İnsan nikahını arkadaşlarını çağırmaz mı ya? Kızım! Lan oğlum, evlendiğimden haberim olsa çağırırım herhalde. Haberim yok. Gittik orada adam, bilgisayardan baktı. Abi dedi, sen dedi burada dedi resmi kayıtlarda dedi. Evli görüneyim dedi. Şu evli görünme la. Sen varsın. Hep söylerim zaten arkadaşım, dürüst insandan korkacağım diye. Yemin ederim, üçkağıtçı insan zaten üçkağıtçıdır yani. Tedbirini ona göre alırsın. Ama dürüst insan öyle midir? Bekler bekler, açığını kollar, laaap seki diye sürprizi patlatır. Ya sen de aynen öylesin Şefkat, kusura bakma dürüstlük abidesisin ama İsmail'e biz öyle sahte nikah yaptık diye bir sürü afra tafra yaptın. Sen hem evliymişsin hem üstüne evlenmeye çalışıyormuşsun. Vallahi bravo sana. Ayıp ya. Cuma. Sus lan. Ne yapıyorsunuz ha? Lan Cuma, bak zaten sinirim tepemde, şimdi hırsımı senden çıkartmayayım ha. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Gel. Ya da çıkarayım ya. Niye çıkartmayayım? Bakın lan! Bırak! Asabımı bozdurduk yere, bir şey yok. Dur tamam kardeşim. Bakın oğlum! Tamam, tamam bırak, bırak, tamam bırak, bırak. Durduk yere asabımı bozdunuz, sinirlerimi oynattınız be. Öf! Eve git lan. Hiç kafan çalışmıyor ha. Canına mı susadın? Allah, siz niye tutuyorsunuz ki adamı? Ben onu anlamadım yani. İyi ki tuttunuz be. İyi ki tuttunuz lan. Az kalsın ufalayacaktım. Ben ne dedim ya? Doğruyu söyleyince 9 köyden kovuyorlarmış. Usta. Ha. Şefkat az kalsın söz yüzü gibi seni camdan atıyordu. Ay sen de bundan bir zevklendin, bir zevklendin yani. Ustanı burada ufalıyorlar. Sen hala bana laf sokmaya çalışıyorsun. Yürü git lan dükkana. Çay mı şef? Yürü, yürü git dükkana. Yemin ederim deşerim seni ha. Büyükler konuşuyor burada ya. Söz beyin, sus küçüğü, sus biraz, sus. Yok, susmuyor ki ya. Şefkat'in başında büyük bir dert var. Şimdi sen ne derdi var diye de soracağım. Neymiş o dert? Tahmin ettiğim gibi aynen. Şimdi Şefkat'le Esin nikah günü almak için nikah dairesine gitmişler. Ama Şefkat evli çıkmış. Aa! Ne diyorsun be? Aa! Ay Allah korusun ha, ay böyle bir şey benim başıma gelse ben mahvolurum. Mesela şimdi biz seninle gittik nikah dairesine gün almaya. Ben de evli çıkarım teyzenim. Ne diyorsun be? Sen nasıl evli çıkarsın be? Ya bayağı evli olduğum için evli çıkarım teyzenim. Sen kimle evlisin be sen? Dünyaya boşuma mı yapacaksın sen beni? Sen kimle evlisin? Kim o kadın ha? Kim o kadın? Kim o kadın? Söyle kim? Sensin teyzenim, sensin. Başka kim olacak kızım? Aferin sana. Ben de oynadım seninle zaten, şaka yaptım. Kekledim seni bakalım kanacak mısın diye. Ama akıllı çıktın sen yine. Hadi ben eve gidiyorum şimdi. Dolmalarını dolduracağım sana. Akşama yersin. Akıl akıl gel. Koynunca takıl. Ay sahi mi söylüyorsun? Aa, vallahi çok üzüldüm. Esin şimdi kim bilir ne haldedir? Vah 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 vah. Aman kızım aman. Bunu hiç kimseye biz anlatmayalım. Çünkü dedikodu çok kötü bir illettir. Böyle pireyi deve yapar insanlar yani. Olur olmaz şeyleri. Hiç aramızda kalsın. Yok kime ne anlatacağım canım? Aramızda. Ha aman aman. Yok canım. Ay olmaz öyle şey. Yani Şefkat evli olamaz canım. Vallahi ben de inanamadım. Marika Hanımcığım sakın ola benden duymuş olma. Aman canım benim. Yani ben dedikodu yapan hiç sevmem.
Yani bulsam bir kaşık suda da boğarım ben onu. Ama şimdi ben sizi kendime çok yakın buldum. Hani bir paylaşalım dedim. Aman ne olur, kimseye söylemeyelim, olur mu? Aramızda kalsın. Aa, yok canım. Hani böyle bir şey söylenebilir mi Allah aşkınıza? Hatta ben bunu Cevdet Bey'e bile söyleyemem. Yani bırakalım, kızı söylesin babasına canım. Yok artık ya, yuh. Ama Şevkat yapmaz öyle şey. Ha, yapmış işte ya. Ya ben de çok şaşırdım. Ya kiminle evliymiş ya? Ay acaba benle olabilir mi? Adam böyle geçmişte bayıltıp falan zorla nikah kıymış olabilir miyim? Hatırlamıyorum ki. Vallahi ben orasını bilmem. Ama ne olur canım benim, bu aramızda kalsın. Bak ben dedikodu hiç sevmem. Sen yabancı değilsin diye anlattım ben bunları. Canım benim. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşmek üzere. Hadi. Şevkat'le Esin'in nikah günü alamamasının nedeni? Evli çıkmam. Ya aşk olsun Gülperi abla ya. Artık Ale'nin yüzüme yüzüme şey yapıyorsunuz ya. Ya zaten ben dedikodu kazanının içine düşmüşüm, çırpınıyorum. Bir de sen gelmişsin üstüme sos gezdiriyorsun ya. Ay benim zaten yemeğim vardı ateşte. Ay teşekkürler çay için. Hadi sağlıcakla. Güle güle güle. Artık alenen ya, alenen yüzüme artık insanlar şey yapıyor ya. Sonra Şeva? Evet, ne oldu abicim? Anlatsana bu işin aslına, astarına bakalım ya. Hiçbir şey öğrenemedik. Ya oğlum tamam ama kafa ütülediniz ya. İki dakika susun ya. Ben evlenmedim oğlum. Biri beni gıyabımda evlendirmiş. Şevkat, gıyabında beni de Jennifer Lawrence ile evlendirsenize sarı şekerim. Gıyabında evlilik neymiş akacığım be ya? Cenaze namazı mı bu gıyabına evlilik yani? Er kişi niyeti Allah-u Ekber, ne yapıyorsunuz ya? Seninki de yakında kılınacak Cuma Efendi. Sen daha devam et böyle konuşmaya. Şevkatçığım bak öyle düşünme, bir de şöyle düşünme ya. Şimdi evlendiğin kişi belki eskiden daha güzeldir ha. Bundan sonraki hayatına daha güzel bir eşle devam edersin. Eşsiz bir insandır belki. Bak bir de getirdiniz şunu, gözümün önüne oturttunuz. Vallahi ben bunu öldüreceğim Nikio. Tamam tamam, boş versin Cuma'yı. Bak Şevkat, gıyabında böyle olaylar olabiliyor. Daha yakınlarda birinin adına bir şirket kurulmuş. Ve koca bir borçla karşılaşmış. Meğerse hüviyetini kaybetmiş ve onu bulan adam tüm bilgileri kullanarak bunun başını belaya sokmuş. Aa, bak bu harbiden bana mantıklı geldi. Şevo, bebişim sen böyle hiç, efendime söyleyeyim bu kimliğini bir yerde unuttun mu, kaybettin mi, ne yaptın, bir şey yaptın mı lan? Valla bir kere bir kaybettiydim. Ya bir buçuk sene olduydu ama. Müjde, müjde, müjde. Yemin ediyorum bilim insanı olarak müthiş bir hizmet sunuyorum sizlere. Yemin ederim sokaklara ismini verecekler. Cuma sokak ertesi çıkması. Ey yavrum ey, siz de onur ve kıvanç duyacaksınız. Bu mahalleden bir bilim insanı çıktı diye mucizevi bir şey buldum. Oo. Yine neyin peşindesin lan? Ha? Tedrisatsız tesisatçı. Ata aldı seni. O ne demek be oğlum? PVC kaplamayı tarihe karıştırıyorum arkadaşlar. Bitti. Yeni icadım, harika bir madde buldum. Artık CMK var. Nasıl olacak o? Cuma mucizevi kaplama. CMK. Verin makam kimlikleri. Verin, verin, verin. Sizinkileri de kaplayacağım. Tamam komşumsunuz. Sizden de para almıyorum. Bedava. Ha, bedava olur. Belesi olur. Al. Oğlum bir dakika lan. Bak kimliklerin başına bir şey gelmesin. Ağzını, burnunu, elini, ayağını, kolunu kırarım senin ha. Bir gelecek Allah'ın seversen kendi ellerimle kaplayacağım. Bitecek, bitecek. Şşş, Şevkat. Tamam. Hadi ya. Nüfus geldi mi? Kaplıyorum ya. Tamam. Şey sen de ver bakalım. Siz verin adresi ver. Ah senin benim be. Tamam, tamam oğlum. Üzeyinki falan da alayım. Ben geliyorum zaten. Şimdi hadi bakalım. La oynasana. Evet, evet beyler. İşte kaplanmış kimlikleriniz geliyor. Hepinizinkini vereceğim. Al bakalım. Bu seninki Miço. Kazım bu seninki. Şu Üzeyir'inki Üzeyir'e verirsin sen.
Benimki nerede lan? Seninki de orada oğlum ya. Amma sabırsızsın, al bakalım. Bu da benimki. Arkadaşlar yemin ediyorum yanmaz, yırtılmaz. İsterseniz deneyin bakın. Cuma. Bu kimlik şimdi ben yakarım, bu kimlik yanar. Allah belanı versin, sonra seni bu mahallenin ortasında cayır cayır yakarım ha. Hayatta hiçbir şey olmayacak. Yak anasını satayım, göreceksin. Aa, yırtmayı da dene. Dene, dene. Hadi bakacağız. Yak bu oğlumu, hiçbir şey olmaz. Ben malıma güveniyorum. Oğlum, harbiden yanmıyor lan. Tabii. Yırtılmıyor da lan bu. Yanmıyor, yırtılmıyor. Tabii. Hadi bakalım sıraya geçin, elimi öpün şimdi. Hadi bakalım sıraya geçin, elimi öpün. Orada bilim adamı var, bilim adamı. Süper bir icat oğlum bu, süper bir icat. Ne yaptın oğlum sana? Cuma, ne oldu lan buna? Mürekkepleri döküldü. Bir tek suya dayanıklı değil. O yüzden de bilim kurulu patenti vermedi zaten. Sen ne yaptın ama şimdi? Görüyorsun değil mi Kamil'i? Kamil'i görüyorsun değil mi? Haybiye'den bize elini öptürecekti, ata ağızlı. Rutubetli ortamlarda nüfus kağıdıyla dolaşmayacağımız bu oğlum ya. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Benim akşama kadar işim rutubetle, sahtekar herif. İyi tarafından bak Yazım. İyi tarafından bak. Senin nüfus kağıdın sağlam. Hiç değilse şimdi biliyorsun sen onu amama girme artık. Üzerinkinde artık bir şekilde siz onu şey yaparsınız. Ben gidiyorum, oldu o zaman. Ben ustamın kimliğini de alayım ya. Şevkat ustanın kimliği, bu benim kimliğim. Dükkanda kalmıştır olma. Ben ona veririm be ya. Takmayın kafanıza, tamam mı? Ben de. Yürü git taş. Eyvah eyvah. Dükkanda da bulamamıştım ben onu. O kimliği ben kaybettim. Ay Şevkat, hatırlarsan nüfus kağıdını benim kaybettiğimi uyar beni, uyar. Şevkat, hatırlamıyor musun nerede kaybettiğini? La yok kardeş, nereden hatırlayayım ya? Kaç zaman geçmiş üstümden. İşte sadece bir kaybettiğimi fark ettiydim. Sonra yenisini çıkarttım. Hatta 70 lira da cezası vardı, onu iyi hatırlıyorum ya. Ya düşün biraz, düşün. Düşünmesin be ya. Neyi düşüneceksin sen şimdi? Boş ver, onu olmuş, bitmiş, geçmiş, gitmiş yani. Sen şeyi düşünme ya. Bundan sonra nasıl bu işi düzelteceğimizi onu düşün bence sen. Doğru söylüyor. Zaten hatırlayamadım da. Çok şükür. Ama bu iş kimin başının altından çıktıysa... onunla ilgili acayip fantazilerim var. Onu var ya... lime lime edeceğim. Sonra kıyma makinesinden geçirip vallahi tavuklara yem yapacağım. Anam, ben tavuk yiyeceğim derken tavuklar beni yiyecek galiba. Nasıl? Ay! Ben düşündüğümü yüksek sesle mi konuştum acaba? Benim karnım acıktı be ya. Oo, canım tavuk istedi benim. Tavuk dedin de aklıma geldi. Ben gideyim bir böyle yarım ekmek bir tavuk döner yiyeyim de kendime geleyim değil mi? Onu şey yapayım ben. Cuma be, bana da bir tavuk ısmarlasana bir güzelim be. Ne olur ben keseyle ödeşiriz. Ulan Kazım, senin zaten kesenin dibi delik midir nedir? Hiç para çıktığını görmedim ben ya. İştahım kaçtı benim, iştahımı kaçırdın, yemeyeceğim bir şey zaten. Ben dükkanda bir sürü işim var, ben gideyim de o zaman dükkanda o işlerimi halledeyim. Hayır işlerse, hayır işlerse. Yoruldum la. Allah belamı versin, yoruldum ya. Ne yapacağız şimdi? Bence mahkemeye gidip sahtekarlıktan dava açalım. Aslında hani kızı bulursanız sonuca daha hızlı ulaşırsınız diye düşünüyorum şahsen. Ben. O zaman evlilik kayıtlarına bakıp bir şeylere ulaşmaya çalışayım ben. Hiç boşuna uğraşman iki. Bence bu saatten sonra Esin benim ta da yüzüme bakmaz. Haksız mı? Değil. Kıza bu zamana kadar 1000 tane şey yaşattım. Kız da en sonunda pes etti tabi. Zaten bana da böyle gözlerimin içine baka baka ben artık vazgeçtim dedi. Ya bana sorarsan bu iş bitti. Neymiş o biten? Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Ama sen hani şey dedin ya. Tamam evet dedim. Ama ben onları öyle bir anlık öfkeyle söyledim. Yani belli ki senin de bu durumdan haberin yok. O yüzden ben senin yanındayım. Bu işi de beraber çözeceğiz. Tamam mı? Niko der ki işte bravo. Bak bu kadın neyin nesi, kimin fesi hemen araştırıyoruz. Ben şimdi muhtarlığa gidiyorum. Siz de benimle geleceksiniz. Talihsiz kumrular. Peki. Talihsiz kumrular. Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.